İyi akşamlar değerli izleyicilerimiz. Hoş sohbetler programımıza başlıyoruz. Adnan Bey hoş geldiniz. Fikret Bey, hoş geldiniz. Buyurun dinliyoruz. Şırnak'ta güvenlik güçleriyle PKK arasında çıkan çatışmada bir korucumuz şehit düştü. Resmini görebiliriz. Abdurrahman Avcı. Hay kabadayı hay. Allah mekanını cennet etsin, daha da güzelleştirsin. İnşallah. Kabadayının yüzünden belli kabadayı oldu. Allah şehadetini makbul etsin, kabul etsin, mübarek etsin. Tebrik ediyoruz. İnşallah. Allah bizlere de nasip etsin. İnşallah. Cennet senin gibi heybetli delikanlılarla dolu. Allah yatak ölümü vermesin. İnşallah. Evet, dinliyorum. Ege'de Karaburun açıklarından 6.2'lik bir deprem oldu. Marmara ve Ege'yi de etkileyen deprem Yunanistan'da yoğun olarak Atina'da, ülkemizde ise Çanakkale, İzmir, Bursa, Tekirdağ ve İstanbul'da hissedildi. Büyük depremin ardından 4.9 büyüklüğünde artçı depremler meydana gelmeye başladı. Depremde can kaybı olmadı. Ancak Midilli'de 2 kişinin enkaz altında kaldığı, ancak kurtarıldığı bilgisi verildi. Sadece bir yaşlı teyzemiz hala enkaz altındaymış, kurtarma çalışmaları devam ediyor. Vardır bir hikmeti. Her şey hikmetli olur. Allah sağlık, sıhhat, afiyet versin. İnşallah. Bütün insanlığa. Evet, dinliyorum. 5 büyüklüğünde artçı depremlerin süreceğini işaret eden jeofizik profesörü Ahmet Ercan, depremin 2 atom bombası gücünde enerji boşalttığını, ancak enerjinin tamamının boşaltılmadığına dikkat çekti. Büyük bir depreme gebedir. Zamanına ilişkin herhangi bir şey söyleyemem. 6.5 büyüklüğüne kadar bir deprem daha meydana gelebilir. Kentsel dönüşüme önem vermemiz gerekiyor diye konuştu. Evet. Doğru söylüyorlar tabii ama o çok zor. Ancak Mehdi devrinde. Çünkü binlerce ev var. Hepsinin kaldırılması gerekiyor. Ve şehrin yayılması gerekiyor. Geniş alanlara doğru. Ezan mı okunuyor? Tamam, şimdi bu başörtüsüyle ilgili yine konuları izleyelim, devam edeceğiz. Evet, videomuzda devam ediyor yayınımız. Evet, yayınımıza devam ediyoruz. Ne kadar güzel. Hoş geldiniz Fikret Hoş Bey. Hoş bulduk Adnan Bey. Dinliyorum. İki sevimli arkadaş vardı. Ama bayağı bir eğlenceli bir konu. Evet, dinliyorum. Modern trenlerden görüntüler var. Tren dediğim böyle olacak kardeş. Gayet güzel. Bununla seyahat edilir. Evet. Tren meselesi iyi mesele. Evet. Güzel mesele. Evet, dinliyorum. İzmir'de evlerin önündeki parkta 3 gün önce ortadan kaybolan ve dedesinin cep telefonuna gelen "Polise haber vermeyin, torununu öldürürüz" yazılı mesajdan kaçırıldığı belirlenen 10 yaşındaki Ceylin Atik, en son su içerken görüldüğü karşı apartmandaki bir komşuları ST'nin evinde yapılan aramada ölü bulundu. Komşu ilk ifadesinde "Ceylin yere düştü, öldü, ben de korktum, sandığa sakladım" dedi. Çok münasebetsiz bir ifade yani. O vildan, cennet vildan, o cennete gitmiş.
Ama adamın ifadesi bir acayip. Polis anlar, savcılık anlar. Evet, dinliyorum. İzleyici sorularımız var. Evet, dinliyorum. Kadınların ekonomik özgürlüğü hakkında ne düşünüyorsunuz? O çok önemli bir konu. Genç kızlar yetişince annesi babası birçok yer işte git kendine koca bul, git kendine iş bul. Ya kız çocuğu ne yapsın yani? Ya pazara satılan bir şey değil ki bu. Nereden bulsun yani? Olacak iş mi şu? Hitap şekli ne kadar çirkin. Ve çok yaygın bu. Genç kızlara ezici bir usul kullanılıyor. Erkeklerin çalışma imkanı çok daha kolay oluyor ve hareket imkanları çok daha kolay oluyor. Kız çocukların çok iyi kullanılması lazım. İş yerlerinde hanımlara öncelik tanınması gerekiyor. Çok iyi korunup kullanmaları gerekir. Sevgi, şefkat, saygı, hürmet gösterilmesi lazım. İffetlerine çok titiz, koruyucu bir ruhla yaklaşmak lazım. Tabii ki bu nasıl olur? Ya güçlü bir devlet politikasıyla olur. Mehdiyet devrinde bu tam anlamıyla olacaktır. Bu kolaylıkla da olur. Ama şu an teknik tedbirlerle nasıl yapılabilir, ne kadar yapılabilir? Ancak tavsiyelerde bulunabiliriz. Ama Mehdiyet devrinde gürül gürül bir kadın özgürlüğü bütün dünyayı kaplayacak. Evet. Spor gençler için çok faydalı. Tenis de refleks açısından, çeviklik açısından iyi bir spor dalı. Ama sırf teniste bırakmamaları lazım tabii. Tenisçi aynı zamanda halter de çalışması lazım. Atletizm de yapması lazım. İyi beslenmesi lazım. Yani tek spor dalına tek yönlü yüklenmek doğru değil. Mesela bu futbolcularda bacak kısmı ve üst kısım arasında çok farklılık oluyor. Üst kısımları pek gelişmiyor. Halbuki onlarda da halter çalışılsa, yani vücut kaslarının hepsi çalıştırılsa daha oranlı bir vücut gelişecektir. Tek yanlı vücut geliştirecek sporlardan kaçınmak lazım. Mesela sırf kürek, belirli kaslar gelişiyor. Olmaz. Yani bütün vücut kaslarını orantılı geliştirmek lazım. Evet. Merhaba, ben Mahmut. Güzellik yarışmaları hakkında ne düşünüyorsunuz? Olur, genç kızların hoşuna gider. Yani iyi olur. Onları güzelliğe teşvik eder, bakımlı olmaya teşvik eder. Ama çok yerde çok fazla yapılması lazım. Kaybedeni de olmaması lazım. Hepsine bir ödül verilebilir. Çeşit çeşit. Yani eğer yarışmaya gelirse zaten güzeldir o. Yarışmadan, hiçbir şey kazanamadan dönen bir genç kız olmaması lazım. Çeşitli bahanelerle onları da kraliçe ilan etmekte fayda var. Kendilerine daha iyi bakmaları açısından. Çünkü kadın takdir edilmek ister güzelliğinin, aklının, ruh derinliğinin, sevgisinin, nezaketinin, sanatçı ruhunun, her yönünün takdir edilmesini ister. Takdir edilmediğinde ölü gibi oluyor o çocuklar. Çok ızdırap içinde yaşıyorlar. Çok sıkıntılı, içine kapalı bir dünyada çile çekiyorlar. O yüzden spor yapmaya da gerek duymuyorlar. Kendilerine bakmaya da gerek duymuyorlar. Her zaman söylüyorum. Sokağa çıktığımızda isteyen herkes bakabilir. Hangi genç kız göğsünü dimdik dikmiş ve etrafına rahat rahat bakarak yürüyor, bana bir söylesinler. Ben pek göremiyorum. Hep gözleri yerde. Hiç kimseyle göz temasına geçmiyorlar. Hiç kimseyle yüz yüze bakmıyorlar. Olağanüstü dikkat ediyorlar. Çünkü ya sıkıysa bir yapsın. Mesela adam birisine bakıyor, adam peşine takılıyor. Niye baktın o zaman diyor. Yani ham, görgüsüz, hayvan gibi insanlar yeterli sayıda var.
Yani hatta yani yeterliliğinin üstünde var. Yani bu çocuklar tedbir alması açısından. Mesela güzel bir fiziğe sahip oluyor. Başı belaya giriyor çocuğun. Dışarı çıkamıyor. Mesela boylu boslu, vücudu düzgün, dışarı çıkamıyor. Acayip musallat oluyorlar. Hele bakımlıysa iki misli, üç misli musallat oluyor adam. Saçlarını boyadıysa, makyaj yaptıysa zaten hemen hemen hiç kurtarırı yok. Böyle bir hayat olur mu? Çocuklar içine kapanıyor, küsüyorlar hayata. Hiç kimseyle arkadaş olmuyorlar. Ben soruyorum genç kızlar, çok genç kızlardan arkadaşım oluyor. Özel sohbet ediyorum. Arkadaşım var mı diyorum. Bir veya iki tane. Güveniyor mu? Güveniyorum diyor. Sana bakıyorum ki onlar da güvenmiyor. Biraz daha konuşturduğumda. Güvenmiyor. Annelerine daha çok güveniyorlar benim gördüğüm. Babalarına ve annelerine güveniyorlar. Onlarla tabii anneye baba da anne sevgisi, baba sevgisi şeklinde. Yani sevgisini bütün gücüyle kullanacak bir zemin bulamıyorlar. Yani bütün yönlerinde. Mesela gençlerde de bakıyorlar mesela eli yüzü düzgün, boyu bosu yerinde. Ondan bir şekilde arkadaş oluyor. Çocuk, sonra çocuğun başına bela oluyor. Daha üçüncü safhasında bela oluyor. Yani rahat davransa bir bela, rahat davranmasa bir bela, rahat davranmazsa çocuğu mahcup edecek, üzecek, korkutacak, hatta tehdit edecek ne varsa yapıyor. Rahat davranırsa demediğini bırakmıyor. Yani her türlü hakaret ediyor. Çocuklar da ne yapacaklarını bilemiyorlar o yüzden. Yani nasıl davranacaklarını bilemiyorlar. Rahat davranırken mesela rahat rahat sevgi göstertiyor. Sevecen davranıyor, arkadaşça konuşuyor. O. Genç kızların hayatı benim gördüğüm dünyanın hemen hemen her yerinde cehennem gibi demeyeyim ama çok ızdırap içinde. Rahat değil çocuklar. Rahat görünmeye çalışıyorlar ama değiller. Huzurlu görünmeye çalışıyor ama içlerinde acayip bir fırtınayı yaşıyorlar. Yani nasıl yaşamasın? Bela kol geziyor yani. Bir de fakir ailelerde çok büyük bir risk oluyor. Kız çocuğu mesela delikanlı oluyor artık 19 yaşında. Kızım git kendine koca bul. Ya sen deli misin? Nasıl bir laf bu? Nereden bulsun çocuk? İşte kimi bulursan bul. Zengin birini bul. Zengin. Ahlaksız da olsa, namussuz da olsa fark etmiyor. Zengin. Zengin olsun al bunu. Git ne yapıyorsan yap. Mesela bak o hoca efendiyi gördünüz. Kız diyor ki ya dövdü diyor. Eşinin dövdüğünü söylüyor. Bu dövmenin sonucunda esaslı bir travma oluyor ve çocuğu düşürüyor. Yani adam sille, tokat, yumruk, tekme dövüyor. Yani çocuğu mahvediyor ve çocuk bunun sonucunda ağır yaralanıp çocuğu düşürüyor o derece. Adam bunun sonucunda annenin evine niye gittin diyor. Olur mu diyor, evde kalman lazım diyor. Dövülmeye devam diyor yani, dövsün adam seni diyor. Dövmesine itiraz etmenin anlamı yok diyor. Öbürü de diyor ki ya diyor arkadaş diyor biz diyor dövdüğümüzde kadın eğer savcıya gidip şikayet ederse, savcının hakkı yoktur diyor bizi engellemeye, bize ceza vermeye diyor. Ne karışır savcıya diyor, istediğimiz gibi döveriz diyor. Elimiz sopaya alıştığı için diyor, böyle çirkin bir gülme şekline gülüyor, onlar da gülüyorlar orada. Öbürü diyor ki ya Hazreti Ömer de dövüyordu diyor, zaten ona da o gider diyor, hep beraber gülüyorlar. Hazreti Ömer'e de iftira atıyor, Hazreti Ömer hayatta bir kadın dövmesi mümkün değil, haramdır çünkü. Peygamberimiz yani değil dövmek, kaba bir söz bile söylememiştir hanımlarına. Yani hatta küstüler, darıldılar hanımları. Peygamberimize konuşmadılar, peygamberimiz meşrutada kaldı. Bayağı uzun süre meşrutada kaldı. Buna rağmen hanımlarına çok hiçbir çirkin söz söylemedi. Sadece ayette belirtilen şeytan Allah'a sınırım. Eğer Allah ve Resulü istiyorsanız, yani Allah için devam edin. Yani ibadet kastıyla evlendiyseniz, amacınız Allah'ın rızasının en çoğuysa devam edin. Eğer dünyayı istiyorsanız diyor, gelin sizi yararlandırayım. Yani elimdeki mevcut paradan vereyim. Ve güzel bir salıvermez tarzıyla sizi salayım. Yani boşayım sizi diyor. En fazlası budur peygamberin yaptığı. Ayette belirtilmiştir. Dövme sövme yoktur. Dolayısıyla tabii genç kızlar
o Allah'ın yarattığı o muhteşem varlıklar adeta dünyanın hemen hemen her yerinde, bak açıkça söyleyeyim, cehennem hayatı gibi bir hayat yaşıyorlar. Hemen hemen hiçbir yerde sevgiyi bulamıyorlar, tutkuyu yaşayamıyorlar. Gençlerin büyük bölümü, epey bir bölümü homoseksüel. Mesela yakışıklı, boylu, boslu, delikanlı mesela evlenmek istiyor, aklından geçiyor ya diyor işte, eli yüzü düzgün falan. Hayal ediyor yani. Bir şekilde tanışıyor, bakıyor homoseksüel. Öbürüne gidiyor, o da homoseksüel. Özellikle eli yüzü düzgün gençler arasında Avrupa'da akıl almaz yayılmış vaziyette. Büyük bir felaket. Habire de İngilizlerin devleti bunu teşvik ediyor. Diyor ki kızım diyor, eğer koca bulmazsan sana gelecekte kim bakacak? Biz ölürüz diyor. Sen de sokakta kalırsın. Mahvolursun diyor. Git kendine ne olursa olsun bir koca bul diyor. O da gidiyor artık alkolik de olsa, ahlaksız da olsa gidiyor birini buluyor. Adam da en sonunda ya öldürüyor, ya dövüyor, ya sakatlıyor, ya boşuyor. Mesela çocuklar yerine ortada kalıyor kadın. Birçok vakada böyle. Onun için kadınların ekonomik yönden güçlü olması hem devletin hem ailenin bir görevi. Yani kendi mesleği olması, kendi gücü olması, kendini koruyacak pozisyonda olması çok önemli. Bunun sağlanması. Evet, dinliyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tarabya'daki Huber Köşkü'nde sanat ve spor dünyasının önemli isimleriyle iftar sofrasında bir araya geldi adlandı. Tayyip Hocam modern delikanlıdır dedim. Dediğim doğru muymuş? Evet. Çok iyi yapmış. Bunu daha da sıklaştırsın Tayyip Hocam. Özellikle dekolte hanımlar, efendim başı açık, bu tarzda yani bu şekilde sanatçılarla sohbet etsin, konuşsun, şarkı türkü de olsun ortamda. Modern bir insan, bunu çok daha iyi vurgulasın. Çok doğru yapıyor, güzel yapıyor. Evet. Hocam merhaba, ben Nurşah. Sevgiyi o kadar güzel anlatıyorsunuz ki tekrar anlatır mısınız? Ah severim ben senin tatlılığını. Sevgi dünyadaki en büyük lezzet, en büyük zevk, en büyük nimet. Allah'ın tek istediği, bütün kainattan tek istediği sevgidir. Meleklerden, cinlerden, insanlardan tek istediği sevgi, Allah'ın da onlara karşı istediği sevgidir. Allah yarattıklarını sever, yarattıkları da Allah'ı sever. Yoksa hayat bomboş olur. Yani hayatın hiç istediği kadar köşk olsun, deniz olsun, baraj olsun, işte araba hiç fark etmez. Kainat sevgiyle güzel. Cennet sevgiyle güzeldir, dünya da sevgiyle güzeldir. İmanın amacı, kainatın amacı, her şeyin yaratılış amacı sadece sevgidir. Evet. Cumhurbaşkanımızın iftarda bir konuşması vardı Adnan Bey. Evet. Kültürü, sanatı, sporu belli kesimlerin tekelinde tutma saplantısının ülkemize hiçbir faydası olmadığı gibi tam tersine bu tavır her alanda üzüntü verici bir sığlığa yol açmıştır, dedi. Teessürle belirtmem gerekir ki Türkiye'nin gücü ve kapasitesiyle kültür, sanat ve spor alanında bulunduğumuz yer uyumlu değildir. Tayyip Hocam iyi, bunlar söylüyor olması da çok güzel. Ama bir sözümü yapsın yani, bunu yerine getirsin. Sanat ve Kalite Bakanlığı. Kalite ve Sanat Bakanlığı. Kaliteyi yavaş 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 yükseltecek bir çalışma. Hiç olmazsa adı konmuş olur. Yani buna eleman da bulur. Bunu yapacak gönüllü çok fazla insan çıkar. Zaten bakanlık tam yetkili olsun da demiyoruz. Teşvik etsin. Teşvik ederek, basına demeçler vererek kalite Türkiye'de akıl almaz yükseltilir. En büyük sorun Türkiye'de şu an kalite sorunu. Orta Doğu'nun da en büyük sorunu kalitedir. İnsanların Avrupa'ya gitmek istemesinin nedeni de kalitedir. Kalitenin yüksekliğidir. Evet. Merhaba, ben Umut Uysal, kendim kanun savaşçısıyım. Enstrüman olarak kanun hakkında neler düşünüyoruz? Umut, bayağı iyi bir yoldasın. Kanun mükemmel çalgıdır. Mükemmel bir saz.
iyi bir kanun ustası çok büyük bir nimettir, büyük bir güzelliktir. Yolun doğru, kendini iyice geliştir. Bir gün seni de çağıralım, şöyle güzel bir kanunla icra bekliyoruz. Evet, dinliyorum. Sosyal evrim nedir? Sosyal evrim. İşte tarihin akışı, işte komünistlerin iddiası var o tarzda. İlk diyorlar biz kabataş çağını yaşadık. Kadın ortaktı, din yoktu, aile yoktu, devlet yoktu bak. Karşı oldukları şey görüyor musun? Devlet yoktu diyorlar. Din de yoktu, aile de yoktu. Nereden biliyorsun? Peygamberler var o dönemde, nasıl oluyor yani? Olmayacak bir açıklama bu. Kadın da ortaktı diyor. Yani anne, bacı mefhumu da yoktu diyor, kadın ortaktı. Sonra diyor işte toplum biraz daha ilerledi diyor. Sonra feodal toplum oldu diyor. Sonra diyor işte bu sanayi devrimi oldu diyor, özetle yani kısaca. Sonra da diyor kapitalist toplum oldu. Şimdi kapitalist toplumdan ilk toplum modeline döneceğiz diyor. Yani komünist toplum modeline. Bu modelde ne olacak diyoruz sorduğumuzda. Bir kere din olmayacak diyor PKK'nın dediği gibi. Aile olmayacak diyor yine PKK'nın dediği gibi. Ahlak olmayacak diyor. Bak, ahlak olmayacak. Din, aile ve ahlak. Bunlar olmayacak diyor. Devlet olmayacak diyor. Kadın da ortak olacak diyor. Yiyecek ortak olacak diyor. Bunun adı nedir? Bu konuda komünist sistem diyor. İşte PKK'nın yapmak istediği bu. Zannediyor ki sadece Güneydoğu'da bir komünist devlet kurmak istiyorlar. Değil. Onlar Türkiye'yi de, Yunanistan'ı da, Rusya'yı da, hepsini komünist yapmak istiyorlar. Tehlikenin büyüklüğünü anlayamadılar. Onun için buradaki monşerler Boğaz'a karşı böyle viskilerini yudumlarken ya verelim Güneydoğu'yu diyorlar. Zaten işimize yaramaz orası. Verelim, boş yere de masraf ediyoruz. Onlar ne yapıyorsa yapsın orada diyor. O senin viski bardağını adam ileriki dönemde elinden alır. Ve o bardağını kırar senin. Aklını başına al. Belanın çapını anlayamıyorsun. Bir de işimize yaramaz diye. Vatan toprağının işe yarayanı, yaramayanı diye bir konu olmaz. Her yeri güzeldir vatanın. Bir de peygamberler diyarıdır o senin beğenmediğin yer. Onun için bu adamların üstünlüğü dönemi kapandı. Tayyip Hoca'nın devriminden sonra. Bir nevi bir işte sosyal devrim denilen olay budur. Aslında Tayyip Hoca tam bir devrimcidir. Devrim yaptı yani. Millet iktidar oldu. Daha önce millet iktidara müsaade etmiyorlardı. İlk defa millet gerçek anlamda iktidar oldu. Benim gördüğüm. Oluyordu ama tam olmuyordu yani, istenildiği gibi olmuyordu. Şimdi devletin bütün kademelerine milli olan insanları getiriyorlar. Bu çok güzel. Şimdi liyakat, ya kardeşim adam yetenekli, bilgili, İngiltere'de yetişmiştir. İngilizlerin devleti onu çok mükemmel yetiştirmiştir. Kurt gibi her şeyi biliyordu ama adam milli değildir. Yaramaz. Yaramaz. Yani onda liyakat diye bir şey olmaz. Milli olmayan adam liyakatlı olamaz. Milli olacak, milletini sevecek. Bu kadar. Ondan gerisi kolay. Yani devletin zaten mekanizması var. Devlet zaten gereğini yapar. Evet, dinliyorum. Sevimli bir köpek vardı. Oh. Her şeyin abone ne oluyor? Ya yılmıyor da ya hayret. Bayağı şeker hayvan. Evet, dinliyorum. İkizlerle ilgili ben bir video izlemiştim.
Sizce bu saldırı doğru mu? Yani pek öyleye benzemiyor. Bir kere hava savunma sistemi Amerika'da çok güçlüdür. Yani şehrin merkezine böyle balıklama, uçak dalması, yabancı bir cismin girmesi mümkün değil. Anında havada vururlar. Binaların çöküş şekli, şu bu falan, hepsi karanlık olay. Yani baştan sona kadar karanlık. Bir de olayı gerçekleştiren adamların tek tek kimlikleri ceplerinden aşağı düşmüş, binadan aşağı. Polis de bulup getirmiş sıradan. Ya her şey buhar olmuş. Adamlar da buhar olmuşlar bak. Yani adamların kemiğinin kırıntısı kalmamış. Hepsi buhar olmuş. Ama kimlikleri olduğu gibi gıcır gıcır duruyor. Yani milletin zekasını alan, alenen ve açıkça alay ediyorlar aslında. Evet, dinliyorum. Merhaba Adnan Hocam, benim adım Fatih. Gelecekte ya geçmişte bir olaya şahitlik etmek isteseydiniz hangi olay olurdu? Teşekkürler. Tabii her Müslüman peygamberimiz zamanını ister. Yani herkesin gönlünde o yatar. Benim de gönlümde o var tabii ki. Ben de Türk'ü çok seviyorum. Çok iyi bir izler kendisi. Siz bunun hakkında ne düşünüyorsunuz? Atatürk tabii Allah'ın özel inayetine mazhar olmuş. Çok özel bir insan. Bütün hayatı 19'da kodlu. Muhteşem bir insan tabii. Bayağı akıllı. Allah gelenekçi Ortodoks İslam anlayışını onun kanalıyla Mehdiyet İslam'ına çevirmiş. Yoksa biz burada oturacağız, konuşacağız. Dekolte gireceksiniz, müzik olacak. Mümkün değil. Yani hanım arkadaşlarımız olsaydı diyoruz. Yani şu an burada yoklar zaten. Değil mi? Evet, yoklar. Yoklar, evet. Yani bir de olduklarını düşün. Ya haşa. Dekolte giyecek. Efendim, makyajlı olacak. Karşımızda oturacak. Olacak işte. Anında Rütük 14 bin lira cezayı keserdi yani. Allah'ın izniyle. Belki de yani, bilemiyoruz. Evet, dinliyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde 15 Temmuz girişimi için şunları söylemişti. Darbe girişimi olduğu zaman Körfez'de kimlerin buna sevindiğini çok iyi biliyoruz. Birilerinin istihbarat örgütleri varsa bizim de var. Kimlerin o geceyi nasıl geçirdiğini çok iyi biliyoruz. Türkiye'de ne oldu, ne oluyor, bitti mi, gidiyor mu, darbe neticeye ulaştı mı, ulaşıyor mu? Bunu takip edenleri çok iyi biliyoruz. Nasıl paralar harcandığını çok iyi biliyoruz. Yeni Şafak gazetesi yazarı Mehmet Acet bu konuşmada Sayın Erdoğan'ın işaret ettiği ülkenin Birleşik Arap Emirlikleri olduğunu söylemişti. Söyledi. Bir de Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde 15 Temmuz girişimi için şunları söylemişti. Darbe girişimi olduğu zaman Körfez'de kimlerin buna sevindiğini çok iyi biliyoruz. Birilerinin istihbarat örgütleri varsa bizim de var. Kimlerin o geceyi nasıl geçirdiğini çok iyi biliyoruz. Türkiye'de ne oldu, ne oluyor, bitti mi, gidiyor mu, darbe neticeye ulaştı mı, ulaşıyor mu? Bunu takip edenleri çok iyi biliyoruz. Nasıl paralar harcandığını çok iyi biliyoruz. Yeni Şafak gazetesi yazarı Mehmet Acet bu konuşmada Sayın Erdoğan'ın işaret ettiği ülkenin Birleşik Arap Emirlikleri olduğunu söyledi. Ama işte gereği yapılsın. Bu tip deliller savcılığa sunulsun. Savcılık, burada adı geçen kişiler kimse, ilgili kanun maddelerine göre tezcih edilmeleri için ilgili mahkemelere iddianame gönderebilir, eğer isterseler. Bunu bir an önce yapsınlar. Evet. Merhaba, ismim İlker. Sizi çok güldüren geçmişte bir anınız oldu mu? Bunu çok merak ediyorum. Hayırlı Ramazanlar. Yani kendimizi kaybederek güldüğümüz çok olay oldu ama şurada nasıl anlatalım? Yani hatta ben Allah izgesi yani kontrolden çıktım böyle. Yani dua ederek yukarıya çıktım. Yani aklıma attım yani güleceğim diye. Yani katıldım artık ya gülmekten. Yine bir olay daha vardı. O da krizler şeklinde giriyordu. Yani olay her aklıma geldiğinde
Yahut işte konu gündeme getirdi, yahut işte görüntüsü oluştuğunda diyelim. Olmuştu. Ama tabii bir başkasının da mahcup olması mevzu bahis olabiliyor bu tip şeylerde. Onun için söylemem, söyleyemeyiz. Evet, dinliyorum. Merhaba, ben Ayşe Damla Ertekin. Siz kendinizi nasıl geliştirdiniz? Nasıl süslü, nasıl güzel, nasıl yakışmış. Kendimi nasıl geliştirdim? Body yaparak mı demeyeceğim? Tabii ki Kur'an'la, İslam'la ve düşünerek, tefekkürle yani inşallah. Evet. Selam hocam. Ben Hatay'ı, Azerbaycan'dan geldim. Bir sorum olacak. Bu İncil'de İsa Aleyhisselam diyor ya, samimi imanla hiç şüphe etmeden kalk bu dağa, kalk yerini değiş dersen kalkıp yerini değişer. Hocam bu nasıl bir iman? Anlatabilir misiniz? İnşallah. Aleyküm selam. Ya şimdi bak biz, mesela burada bir tesbih var. Tesbihi havaya kaldırmak istiyorum. Kolumu emir verdiğimde kolum kaldırıyor bu tesbihi. Ben buna nasıl iman ediyorum değil mi? Ama nasıl bir iman? Kesin iman. Yani bu eminim mesela, bu yani mümkün değil bunun kalkmaması. Allah'ın dilemesi mutlaka tutarım yani, bu şekilde olur. Bu tarz bir iman olduğunda eşya ona göre hareket eder. Mesela biz burada yürümek istiyoruz. Normalde yürüyemez insan. Yani iman ettiğimiz için yürüyoruz. Yani yürümesi diye bir şey olmaz. Yani hiçbir şekilde yürüyemez. Yani kas bir kere emri dinlemez ve onun görüntüsü de oluşmaz. Yani sen ruhun emir veriyor, iman ediyorsun. O imanı madde algılıyor ve ona göre hareket ediyor. Mesela arabaya biniyoruz. Benzini menzini varsa araba normalde gider. Yani emin oluyoruz. O da gidiyor. Emin olduğumuz için. Ya normalde götüren Allah'tır. Yani biz ona inandığımız için, o tarz bir imanda, yani o şekilde iman edilirse, oradaki kanun aynı orada da geçerli olur. Yani Allah'ın kanunu, cennetteki kanun geçerli olur. Mesela cennette kuş oluyor, buraya gel diyorsun, geliyor. Şimdi bana masa ol diyorsun, kuşa masa oluyor. Şimdi kızar onun üstüne kendini koy diyorsun, kızarıp kendini ortaya koyuyor, yiyorsun, kemikleri kalıyor. Şimdi toparlan uç diyorsun, toparlanıp uçuyor, kemikler bir yana toparlanıyor, kuş olup uçuyor. Ama sen buna nasıl iman ediyorsun cennette? Kesin iman ediyorsun bunun olacağını. Kesin iman ettiğin için de oluyor. Bilmem anlatabildim mi? Yani %100 iman edilirse olur. Mesela cama taş attığında kırılır, iman ediyorsun. Kesin iman. İncecik cam yani, belli kırılacağı. Normalde cam kırılmaz. Allah kırar camı. Yani kırılması için bir neden yoksa elini bile kıpırdatamaz. Ama kırılacağına iman ettiğin için cam kırılıyor. Ama mesela eğer senin imanına göre o cam mutlaka kırılmayacaksa, ama yani o tarz bir imanın varsa, o cam kırılmaz o zaman. Öyle düşün. Yani taşı attığında kırılmaz. Mesela ne bileyim, işte dağ normalde dağ getirtemezsin. Ama cennet imanı olursa, cennet imanda ne yapıyorsun? Dağa gel dedi mi gelir. Git dedi mi gider, yani istediğin gibi. Düz ol diyorsun, düz olur. Yani ne istiyorsan yapar. Ama %100 olacağını biliyorsun. O tarz bir iman olsa, daha işte gel dersen gelir. Ama sen biliyorsun ki daha hiçbir şekilde gelmez. Yani asla olmaz diye inanıyorsun. O yüzden de gelmez. O şekilde. Yani Allah'ın bir kanunu. Bu Süleyman kıssasında Sebe Melikesi'nin tahtını getiren birisi var. Kitaptan ilmi olan birisi. Evet. Aynı mantıkla mı hocam?
Yok, o daha ayrı. O cinler kanalıyla yapıyor. Yani kitapta, mesela Kur'an'da da onun ilmi var. Ama bilen için. Mesela bak, Hızır'ın yaptığı bir şey. Hızır yapıyor. Ama tabii birbirine bağlantılı yani. Tamamen ayrı değil, birbirine bağlantılı. Evet. Merhabalar. Özellikle merak ettiğim bir soru var. Allah bir ruh mudur? Teşekkür ederim. Allah mahiyetini biz hiçbir şekilde sonsuza kadar bilemeyeceğiz. Yani bu gösterdiği görüntünün dışında, cennette de gösterdiği görüntünün dışında mahiyetini sonsuza kadar bilemeyiz. Allah'ı bilmek için haşa Allah olmak lazım. Onun dışında bilinemez. Yani hiçbir varlıkta Allah olamayacağı için bilemez. Yani sonsuza kadar da bilinemeyecektir. Evet. Bilgisayarı çok dikkatli izleyen bir köpek vardı. Ama hayvan bitkinleşmiş biraz. O bana hep kuşkulu geliyor böyle şeyler. Yani hayvanın sağlığı açısından beni tedirgin ediyor. Mesela kedide oluyor, hayvan büyük bir dikkatli izliyor, patisiyle falan kuşu yakalamaya çalışıyor. Bunlar sıhhatli hareketler. Ama donukluk varsa, hiçbir hareket etmiyorsa hayvana bir şey olmuştur. Ya yorgundur ya ilaç verilmiştir. Yani veyahut başka bir şey. Evet. Merhabalar, ismim Esma. Samimiyet için çabalarken nereye dikkat etmeliyiz? Teşekkür ederim. Samimiyet dünyanın en kolay ibadetidir. Yani insanın yapabileceği en kolay ibadettir. Allah'ın da bak istediği ibadete bak. Sadece diyor, şeytan Allah'a sınırım, samim olan kullarım kurtulur diyor. Olabilecek en kolay ibadeti, en kurtaran netice olarak söylemiş Allah. Ama samimiyette tabii insanın çıkarları muazzam çatışmalı olur. Çıkarıyla çatıştığında çıkarını tercih etmeyecek. Yani öyle olmaz. Mesela samim bir insan kendi için yaşayamaz. Yani ancak sevdikleri için yaşayabilir. Ya mümkün değildir. Yani hem ben samimiyim hem egoistim. Olmaz. Kendi için yaşayamaz. En başta oradan başlıyor konu. Sadece Allah için yaşar. Evet, dinliyorum. Onlarca Müslüman ülkesinde, mesela Afrika'da sahursuz iftarsız Müslüman kardeşlerimiz var orada. Oruç tutuyorlar. Bunun hakkında ne düşünüyorsunuz? Fakir olduklarını söylüyor. Yani yiyecek bulmakta zorlanıyorlar. Az yiyor. Çok yaygın tabii. Şimdi Irak, Suriye'de çatışma bölgelerinde su da yok, yiyecek de yok. Ekmek bulmaya çalışıyorlar. Yani öyle et falan zaten yok da. Sadece ekmeği bulmaya çalışıyorlar. Müthiş bir perişanlık var ama İttihat İslam oldu olsun dediğinde, Müslümanlar birleşsin dediğinde nereden çıkarttın diyor. Yani halledecek. Hatta bazen çok zor durumda bir Müslüman bile, nedir amacın? İşte ben Avrupa'ya gideyim, zengin olayım, hayatımı yaşayayım, onu istiyorum diyor idare. Ya ben Müslümanları kurtarayım, burada hepimiz perişanız, ben de perişanım. Bu perişanlıktan hep beraber kurtulalım, Müslümanlar birleşsin, Allah'ın rızası için yaşayalım diyeceğine, bir şekilde ben diyor bir Avrupa'ya bir kendimi atsam da diyor, bir hayatımı kurtarsam, ondan gerisi beni ilgilendirmiyor diyor. Bu belayı celbeder böyle bir şey, bela daha da artıyor bu durumda. Evet, dinliyorum. Allah'la sürekli bağlantı halinde olmak ne demektir? Allah'ı unutmamak, gece gündüz kendisini yaratan, her an, her yaptığını halk eden Allah'la yoğun bir irtibat, unutmaktan Allah'a sığınmak, unutmaktan çok utanmak Müslüman'ın vasfı olması lazım. Çünkü şu an konuşuyorum.
Bu konuşmayı Allah yaratıyor. Dışarıda benim sesim yok. Ses dalgası var sadece. Beyine geliyor. Beyin içindeki görünmeyen kulak, ruh olan kulak, o elektrik akımını ses olarak duyuyor. Kim yapıyor? Allah yapıyor. Sen onu nasıl unutursun o zaman? Yani mesela çok sevdiğimiz biri var. O kim? Allah'ın tecellisi. Kimi seviyorsun? Sen Allah'ı sevmiş oluyorsun. Güzel yemekler, hepsi Allah'ın tecellisidir. Güzel eşyalar, hepsi Allah'ın tecellisidir. Evet, dinliyorum. Harun Kaplanoğlu, merhabalar. Tüm günahlar bağışlanır mı? Tabii, eğer samimiyse bağışlanmayacak günah olmaz. Yani her ne olursa olsun, her türlü günahı Allah bağışlar. Samimi tövbe ediyorsun. Zamanında olması lazım. Yani can boğazına gelmiş, canı çıkarken olursa olmaz o. Evet. Hocam benim sorum samimiyet için önemli olan şey nedir? Samimiyet için çıkarından çatıştığında mağlup olmayacaksın. Yani ilk alameti kendi için yaşamamaktır samimiyetin. İlk alameti, en keskin alameti. Şahsın bütün hayatını, tamamını, her şeyini Allah adamasıdır. Her şeyi Allah için yapmasıdır. Allah'ın rızasının en çoğunu arayarak yapmasıdır. Bunun adına samimiyet denir. Her ne doğru olur? Mesela okulunu seçiyor Allah'ın rızasının en çoğuna göre. Mesela bir yiyecek alacak Allah'ın rızasının en çoğuna göre. Bir iş takip ediyor Allah'ın rızasının en çoğuna göre. Her seferinde aynı ölçüyle hareket etmesi lazım. Evet. Annesinin şarkısını dinleyen sevimli bir bebek vardı. Ya acayip komik geliyor, acayip şeker. Bakışa bak sen ya. Bir de büyük adam gibi bakıyor. El çenede çok şeker. Maşallah. Evet, dinliyorum. Merhaba, ben İrem. Ben uyumayı çok seviyorum ve günün çoğu saatinde uyuyorum. Ve bu kadar uyuyan insanlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Genç kızlar, çocuklar çok sıkılıyorlar. Muazzam bir stres içinde oluyorlar. Uyku bir uyuşturucu gibi oluyor. Yani uyuşturucu madde gibi oluyor. Yani onu uyuşturuyor. O sıkıntıların, acılarından kurtulmak için uyuyorlar. Ne kadar çok uyuyorsa o kadar çok kurtulmuş oluyor. Çünkü sokağa çıktığında kimseye bakamıyor. Sevgi bulamıyor. Tehlike buluyor. Tehdit buluyor. Hepsi için demiyor musun? Bazı yerlerde, bazı kişiler için diyorum. Korkuyu buluyor. Huzursuzluğu buluyor, stresi buluyor. Mağazaya giriyor, gene stres. Adam bir şey söylüyor. İmalı bir laf sokuyor ona kendince. Çocuk ne diyeceğini şaşırıyor. O da ona tabii bir şey söylemek durumunda kalıyor. Çirkin bir söz ediyor. Orada asabı bozuluyor. Dışarıya çıkıyor. Bir lokantaya gidiyor. Bir garsondan karşılaşıyor. Orada da gene asabı bozulacak bir şeyler oluyor. Sokakta giriyor, adam araba korna çalıyor. Rahatsız etmek için. Evet, arabayı üstüne sürüyor. Hakaret eden, ya telefon çalıyor, telefonda arkadaşı münasebetsiz bir şey söylüyor. Yani binlerce örnek verebilirim. O sevgisizlik, o gerilim, o kendini koruma içgüdüsü onu içine kapatıyor. O zaman uyku onun en güzel dostu. Bu dünyadan kurtulmanın yolu oluyor. Yani o kadar beladan. Uyuduğunda o belaların hepsinden kurtulmuş oluyor. O dünyada öyle bir şey olmuyor ona. Yani kimse ne küfrediyor, ne bağırıyor, ne çağırıyor. Git kendine koca bul diyen de yok. Hiçbir şey de yok.
Hatta bilinçaltında özlediği şeyleri görüyor. Bir parça rahat. Onun için onu mümkün mertebe 12 saate, 15 saate çıkartmaya çalışıyor. Yani becerebiliyorsa 18, 19, 20 saat bile uyuyor. Bu çocuklara bu kadar eziyet ederseniz, bazı kişiler için diyorum, bu sonucunda olan bu olmuş oluyor. Bu hem ayıp, hem günah, hem de vicdansızlık. Yani bu insanları bu kadar zora sokmak, bu tertemiz varlıkları, Allah'ın yarattığı bu büyük nimetleri, melek gibi tertemiz insanları ve dehşet verici bir hayat içerisinde yaşatmak çok korkunç. Evet. Selam. İnsanlar kan dökmeye neden meraklı? İnsanlar kan dökmeye neden meraklı? Allah'tan korkmayınca, Allah'ı sevmeyince, Allah'ın yarattığına değer vermeyince içine öfke ve kin duygusu şeytan tarafından ilka olunuyor. O zaman insanları vurmak, öldürmek, yaralamak, filmlerin de etkisiyle, romanların da etkisiyle, sokağın da teşvikiyle kan dökmeyi, insan öldürmeyi, insan yaralamayı bir erdem gibi görmeye başlıyorlar. Yani bir yüksek tavırmış gibi, güzel bir ahlak anlayışıymış gibi görmeye başlıyorlar. Kimi havadan bombardıman yapıyor, kimi karadan bombardıman yapıyor, kimi silahla vuruyor. Bak geçen, dün televizyonda vardı, adamlar uyuşturucu satmak istiyor mahallede. Oradaki esnaf da kabul etmiyor. Adamlar hemen bellerine silahı çıkarıyorlar, rastgele önüne gelene ateş ediyor. Yani umurunda bile değil. Ya kurşun neresine giriyor, ölüyor mu, sağ mı kalıyor, hiç umurunda değil. Yani hepsini öldürmek istiyor. Amaç ne? Sadece uyuşturucu satmak. Uyuşturucu satınca ne olacak? Para kazanacak. Parayla ne yapacak? İşte yiyecek alacak falan, üst baş alacak. Sırf bunu yapmak için o insanı rahatça öldürebiliyor. Yani bu neden? Darwinist materyalist eğitimin ateist ruhlar meydana getirmesi, bunun sonucunda da insanların vicdanında çökme meydana gelmesi. Halbuki hükümet, devlet, Darwinist materyalist eğitimi kesinlikle yasaklasa, onun yerine yaratılışı anlatıp, iman hakikatlerini, Kur'an mucizelerini anlatmış olsa, muazzam netice alırız. Bu ancak işte Mehdiyet döneminde olabilecek bir güzellik. Evet. Siz daha yeni söylemişsiniz Adnan Bey. Sosyal Güvenlik Kurumu yaklaşık 3 milyon vatandaşın kullandığı işitme cihazında ücretsiz satış dönemi başlattı. Daha yeni söylemiştim. Evet. Ücretsiz olsun, bana para alınmaz dedim. Bak hemen dua mahiyetine. Yani ne diyorsak oluyor elhamdülillah. Yani şu ana kadar bizim söyleyip de olmayan hiçbir konu hatırlamıyorum. Evet. İşte komünist sistem bunu getiriyor. Çin'de Darwinist materyalist eğitim var, ateist eğitim var. İnsan sevgisi yerine hayvan sevgisi aşılanıyor. İnsanı bir nevi hayvan olarak görüyorlar, bir nevi de hayvan olarak görüyorlar. Evrimleşmiş fakat makineleşmiş bir hayvan gibi. O yüzden Çin'de insanlar sevgiyi, tutkuyu, derinliği yaşayamıyor. Robot gibiler zaten yüzlerine baktığınızda. Bazılarında dehşet verici bir ifade var. Son derece anlamsız, mat ve boş bakışlarla yaşıyorlar. Tamamen mekanikleşmişler. Bu dehşet verici. Sevilen bir kedi vardı. Severken o göz kapakları arkaya gidiyor, acayip şeker oluyor o zaman. Patilerini Allah çok güzel yaratıyor. Yani her şey güzel bunlar. Mesela bıyığı olması çok komik. Ya burnunun konumu, sıcak olması, tüylü pompon olmaları. Arka ayakları ayrı komik, ön ayakları ayrı komik, kuyrukları ayrı komik. Yani çok şeker hayvanlar. Şu yazar sevme edebiyatını bir kere kaldırsınlar. Öyle bir şey olmaz. Orhan Pamuk, abi dehşet ya falan diyor. Yani
Kardeşim adamın yazdığı yazılar kendi bile anlamıyor. Bırak şimdi yani doğru dürüst sanmıyordu yani. Ama iyi yönleri var mıdır? Vardır olabilir. Mesela insancıl doğru kısımlar var. O kısmını beğenirsin. Mesela ben Bediüzzaman'ı severim. Yazar mı? Yok alimdir yani yazar diyemeyiz. Alimdir. Neyini severim? Samimiyetini severim. Ben her fikrine tabi değilim Bediüzzaman'ın. Her fikri doğrudur demiyorum. Ama genel anlamda takdir ettiğim en güzel yönü samimiyeti, candanlığı ve imanı. Allah'a olan sevgisi, fedakarlığı. Diğer yanlığı, mesela kendi için yaşamıyor, Allah için yaşıyor. İşte samimi nasıl olunur diyor, mesela güzel bir örnek. Talebelerinde mesela Sungur abiye evlenme dedik, ona rağmen gitti evlendi. Birçok abiye dedi yani, siz hastalar evlenmesinler dedi. Ne kazandın yani, ne gerek var? Evlenme dediyse senin üstadın yani. Çünkü bütün dikkatini bu konuya ver diyor. Diğerleri evlensin diyor. Bir şey demiyorum. Ama bak hastalar evlenmesinler diyor. Yani onu kırmanın alemi ne? Evet dinliyorum. İyi günler Sayın Adnan Oktar Bey. Bir sorum var size inşallah. Çevrede duyduklarım kadarıyla bazı insanlar İsra suresinin 71. ayetini her topluluk, her grup kendi imamlarıyla seçmesi gerektiğine örnek gösteriyor. Bu doğru mudur? Ayeti açıklar mısınız? Teşekkür ederim. Her topluluğun tabii ki bir önder var. Mesela Musevilerin var, Hristiyanların var, Nuh topluluğunun yani bütün peygamberler o topluluğun imamıydı. Ve hepsi imamlarıyla ahirette çağrılacaklar. Bizim de imamımız Hazreti Muhammed Mustafa'dır. Ama emir sahipleri olmuş mudur sonra? Tabii ki emir sahipleri de olur. Yani arkasından emir sahipleri de gelmiştir. Ama imamlardan kasıt belli ki peygamberler. Evet. İki arkadaş var. Bak deliliği çok şeker bu. Mesela bu çok saatli bu. Bak yüzündeki ifade falan. Ona büyük eğlence çıktı. Yani nefis bir şey, çok şahane. Tebrik ederiz, saygı duyuyoruz. Bunun göbüşünü falan her yeri ısırmak lazım. Thank you.
Bunlar çok şeker insanlar ya, bayağı neşeliler. Çok güzel insanlar değil mi? Yani Rumlarla biz bağlantımızı çok güçlendirmemiz gerekir. Türkiye sınırlarını açsın, pasaport vize kalksın ya. Yani bayağı şeker insanlar. Neşeliler, dışa dönüklükleri çok güzel. Şükrü yine yıktı ortalığı ya, maşallah. Çok güzel bir parça bu. Fikret Bey, dinliyorum. Çok klasik olacak ama İstanbul'un trafiği
çözer. Kim çözer? Tayyip Hocam çözer. Yer altından tünel yollar yapılacak. O kadar, başka bir şey yok. Evet. Merhaba, ben Hakan Fidan. Adnan Bey'e sorum şu, esir maddesini açıklayabilir misiniz? Esir maddesini açıklamayayım. Yani laboratuvarda tespit edilmiş bir madde değil. Teorik olarak bilim adamları olması gerektiğini söylüyorlar. Bediüzzaman da var diyor. Tesla falan hepsi söylüyorlar. Evet. Yani şu an etrafımızdaki bütün cisimler esirin şekil almasıyla biçim alıyor olabilir. Öyle söyleyeyim. İşte dağlar, ovalar, her yer, eşyalar. Esir Allah'ın aklını taşıyor. Yani Allah'ın ruhunu taşıyan bir madde gibi görülüyor. Cennette de işte bir şey emir verdiğinde derhal şekil alıyor. İşte dağ diyorsun, gel diyorsun. Dağ esirden oluşuyorsa söz dinleyip geliyor. Yani öyle düşünün. Bu tip bir madde. Akıllıdır esir. Son olarak bir çalışma yapıldı. Bilimsel bir çalışma biliyorsunuz. Gözlemlendiğini anladığında tavrı ayrı oluyor. Gözlemlenmediğinde tavrı ayrı oluyor. Bu da akıllı olduğunu gösteriyor. Evet, dinliyorum. İki sevimli arkadaş vardı. Hayır, ses çıkartmamalar çok komik oluyor. Bak, bayağı uğraşıyor ondan. Hiç umurunda bile değil. Onların sakinliğini de Allah çok güzel yaratıyor. Bediüzzaman diyor ki, fenlen ve hikmeten sabittir ki bu haddi yok feza, yani sonsuz feza ya alem, nihayetsiz bir boşluk değil, belki esir dedikleri madde ile doludur. Yine Hud suresi 7. ayetteki arşı su üzerindeyken ifadesinin esir maddesine baktığını söylüyor Bediüzzaman. Çünkü uçsuz bucaksız fezanda bir sudan bahsediyor Allah. İşte kasteden bu. Su esir. Mesela Hazreti Musa denizin kenarına giriyor. Deniz suyunun tamamında esir hakim. Söz dinliyor Allah bir şey söylediğinde. Geriye çekiliyor. Ama Firavun gelirken Allah ilerle diyor. Hemen ilerliyor. Basıp içine alıyor. Mesela Hazreti Musa'nın asasında ahşap bir anda yılana dönüşüyor. Yani Allah'ın dilemesiyle her şey akıllıdır. Her şeyi yapar. Yani Allah'ın aklının olmadığı hiçbir yer yoktur. Evet. Merhaba, paralel evren ve dejavu hakkında ne düşünüyorsunuz? Paralel evren cennet işte. Cennet, cehennem, ahiret. Zer alemi. Bir tane değil paralel evren. Çok paralel evren var. O da bizim alemimizin. Yani diğer alemleri bilmiyoruz. Dejavu da kaderi Allah hatırlatıyor. Benim en iyi hatırladığım, bizim Ortaköy'deki evin üst tarafında bir cami varmış. Ben o camiyi hiç görmedim yani. Bir arkadaşım vardı, dedi yukarıda bizim dostlar, arkadaşlar, oraya bir gidelim dedi. Tamam dedim. Bir merdiven, aralık merdivenden çıktık. Bayağı yüksek. Çıkmaya başlayınca
caminin zemin kısmına ulaştık. Bir anda cami belirdi. Çok iyi hatırladım o sahneyi. Ama orada ben birinden tartışmıştım. Aklıma geldi, birinden tartışacağım şimdi dedim. Birisi geldi, adam durduk yere tartışmaya girdi. Yani alene. Yani ben daha bir şey demeden tartışma ortamı meydana getirdi. Ama aynısıydı. O en iyi hatırladım o. Ondan geri oluyor da böyle flu ama orada sonraki olacak olayı da hatırladım. Hem binayı hatırladım. Binayı bayağı iyi hatırladım, şeklini falan. Netti yani. Birisiyle de o köşe kısmında tartışıyordum. Hakikaten o köşe kısmını tartıştık. Ya ama ben yani özel olarak tartışmak, hani tartışayım demedim. Adam tartıştı zaten. Yani tartışmaya girdi direkt. Ya başlattı. Mecburen cevap verdik. Evet, dinliyorum. Selam. 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 Adam bir de Kur'an'a göre tutkuyu nasıl anlamak gerektiğini şimdi bize kendi tutkularından somut bir örnek verebilir. Kendini tamamen Allah'a vermiş bir insan, dünyadan tamamen çekilmiş bir insan, egoistlikten vazgeçmiştir. Yani başka bir insan modeline girmiş oluyor. Böyle insanlarda tutkunun kapısı açılır, sadece onlara mahsus olmak üzere. Yani diğer insanlara verilmez. Onun için dünyada tutkuyu bilen insan çok nadirdir. Yani çok çok nadirdir. Kendi için yaşayan bir insana tutku verilmez. Yani ona kapanır o. Yani tamamen kapanır. Sırf Allah için yaşayan, Allah'ın rızasını sürekli arayan ama Allah'ın rızasının en çoğunu arayan insanlara verilen özel bir nimettir. Yani onların yüzünde belirir bu yüzünde. Ses tonundan, konuşmasından anlaşılır. İki tarafta o yetenek varsa iki taraf birbirini anlarlar. Kadınlarda tutkuya muazzam yetenek vardır. Fakat tutku duyacaklar birisini bulamazlar. Yani tutkuyu yaşayacaklar bir insanı bulamazlar. Çünkü insanların büyük bölümü egoist olduğu için, bencil oldukları için onlar da kilitlenmiş oluyor. Dolayısıyla yaşayamazlar. Evet, dinliyorum. Hayırlı akşamlar, ismim Ali Fahri. Adnan Bey'e saygılarımı sunuyorum. Kendisine şöyle bir sualim var. Acıkan ruh mudur, beden midir? Bunu merak ediyorum. Cevap ve seslenip saygılarımı sunuyorum. Acıkan tabii ki ruh. Beden acıkmayı bilmez. Yani kimyasal reaksiyonlar olur, o kadar. Yani tamamen şuuru kapalıdır bedenin. Beden bir cisimdir, maddedir. Yani taş nasılsa, kapı nasılsa, beden de öyledir. Ruhtur acıkmayı hisseden. Evet. Merhaba, adım Tuncay. Özellikle Kur'an meali ile ilgili kitap hazırlandığı söylenmişti. Özellikle Adnan Bey de sözlük olarak Kur'an'da meal değil, kelime karşılığı olduğunu söylemişti. Bu kitap ne zaman çıkacak? Özellikle sabırsızlıkla bekliyoruz. Teşekkür ederim. Bu kitap, ben tek bir nüshası olarak kendime bastırdım. 4 cilt bende var. Ama kamuoyuna sunulması için, halka sunulması için çok titiz bir daha gözden geçiriyoruz. Yani tek bir harf hatası bile olsun istemiyoruz. Cümle, mantık hatası olsun istemiyoruz. Ama yani 1-2 aya kadar neticelenir. Tekrar tekrar gözden geçiriyoruz. Yani bu 3. kere gözden geçirme. Çünkü Allah razı olsun, Allah'ın kitabı, herhangi bir kitap daha hatanın bir mahsuru olmaz. Ama Kur'an'da bir hata yaparsan çok vahim olur. Evet. Son dakika haberi vardı. Gözaltına alınan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Pervin Buldan serbest bırakıldı. İyi, güzel. Yani tutuklanma da hayırlıdır, bırakılma da hayırlıdır. Tutuklanan eğer Müslümansa hayır vardır. Kafirse tutuklansa da hayırsızdır. Bırakılsa da hayırsızdır. Bırakılması da beladır. Tutuklanması da beladır. Evet.
Merhaba Adnan Bey. Çektiğiniz çilelerden bahseder misiniz? Açıklar mısınız? Çileler... Ya her an olur Müslüman'da çile, zorluklar olur. Bir kısmı bilinir, bir kısmı bilinmez. Mesela Eyüp çile çekiyordu ama zahiren anlaşılmıyordu. Musa da bir aslan gibiydi görüntüsü, bayağı yapılı. Ya muazzam çile çekiyordu ama dışarıdan bakan anlayamazdı. Yani çok heyecanlı, böyle telaşlı bir ruha sahip. Çok çabuk irite olan bir insan. Muazzam korkular içinde yaşıyor ama dışarıdan baktığını anlayamaz. Mesela hep o evleninceye kadar ve peygamberliğinin en son aşamalarına kadar hep telaş, hep gerginlik, hep heyecan içindeydi. Zibil gibi münafık vardı cemaatinde. Zibil gibi. Çok fazla. Ya Rabbi diyor, ben ancak kardeşime söz geçirebiliyorum diyor. Artık anlayın durumu bak. On binlerce insan var. Ben diyor bir tek kardeşime söz geçirebiliyorum diyor. Felaketin boyutunu anlayın. Buna rağmen onlara yine irşat yaptı toparlanacak. Kendi küçük bir cemaati vardı ayrı Hazreti Musa'nın. O cemaat şu anda devam ediyor. Gizli bir cemaattir. Ona Kur'an'da işaret edilir. Bir topluluk, Musevi bir topluluğun adaletle iş gördüğü ve adaleti temin için gayret ettiği ayette belirtilmiştir. Hazreti Musa tarafından hazırlanmış gizli bir topluluktur bu. Halen bu topluluk görevde. Ayette belirtilen bu topluluk. O konuşan arkadaşı bir daha yayınla. Merhaba Adnan Bey. Çektiğiniz çilelerden bahseder misiniz? Açıklar mısınız? Herhalde hocamızın demek istediği, arkadaşımız demek istediği işte hapishane, şu bu tımarhane safhaları onları kastediyor. Çile sırf hapishane tımarhaneyle olmaz. Yani çile bilinmez, yani bilinen bir şey değildir. Yani adam tımarhane diyor, yine anlayamazsın. Yani görünüşün 10 misli, 100 misli bir etki de meydana gelmiş olabilir. Yani oradaki sıradan bir insanın etkilenmesiyle bir başka insanın etkilenmesi aynı olmayabilir. Yani çile izafi bir şeydir. Mesela etkilenme gücü bir insan çok yüksektir, onun çilesi daha güçlü olur. Mesela Eyüp diyor, ya Rabbi şeytandan bana dayanılmaz bir azap ve acı dokundu diyor. Baktığında normal duruyor, bir şey yok. Eli yüzü düzgün bir peygamber. Ama onun yanındaki insana bakıyorsun, gayet sıhhatli, o da gayet sakin duruyor. Nereden anlayacaksın çekilen azabı, çileyi? Allah biliyor. Yani insanlar onu bilemez. Dolayısıyla ben bir çile çektiysem, çile yaşadıysam onu ben ve Allah bilirim. Ama zahir kısmı anlatılabilir. Ama o çileyi anlatan bir bölüm olmaz o. Çünkü hapishaneye giren binlerce insan vardır. Tımarhaneye de giren yüzlerce, binlerce insan vardır. Yani çilenin izafi olduğunu bilinmesi lazım. Yani şahsın algı gücüne göre, şahsın ruh gücüne göre olayın çapı değişir. Ama mesela biz diyoruz ki Yusuf, Hazreti Yusuf hapishaneye girdi. Onunla beraber oradaki insanların var olduğunu söylüyor Allah. Hapiste çok insan var. Bir tek o değil. Ama Yusuf'ta etkisi çok şiddetli oluyor. Çile yönü çok yüksek. Mesela adamlarda birse, onda bin oluyor farz edelim. Çok yüksek bir çile oluyor. O bilinmez. Ama bizim bildiğimiz ne kısmıdır? İşte karanlık, taş bir zindanda uzun süre kaldığı için, 7 yıl kaldığı için zorlanmıştır. Yani sıkılmıştır, bunalmıştır. Kimseyle görüştürülmüyor. Yiyecekler pek iç açıcı olmuyor. Havasız, basık bir ortam, saman yattıkları yerler falan. Bunu biz biliriz. Onun çektiği çileyi biz bilemeyiz. Yani biz hayalimizde canlandırdığımız kısmını bilebiliriz.
bizim tahminimizin 1000 misli, 10.000 misli olabilir. Yahut 100 misli olabilir. Onu bilemeyiz. Evet. Türkiye hala daha neden kendi işletim sistemini yapmadı? O ne demek? Bilgisayarlarda çalışan yazılımların olduğu sistemi kastediyor. Türkiye yapamıyor mu bunu? Şu ana kadar bir bilgi için yok. Konu. Öyle bir babayı çıkmadı diyorsun. dışarıdan bilim adamı getirmek lazım Türkiye'ye. Yani uçak mühendisleri, makine mühendisleri, mesela araba motoru konusunda, uçak motoru konusunda mühendis, bilgisayarlarla ilgili mühendis, Avrupa'nın, Amerika'nın, Almanya'nın en iyi mühendislerini mesela orada 1000 lira maaş alıyorsa buraya 50.000 lira maaşla getirmek lazım. Ancak öyle, onlar öğretir insanlara. Ya öbür türlü öğrenemez. Yani biz kendi kendimize gelip mesela kendi kendine burada uçak geliştirmeye kalkıyorlar. Planör yapıyor en fazla mesela 60 yıl öncesinin teknolojisini yeni bulabiliyor. Füze yapmaya kalkıyorlar. Yani bazı şahıslar için söylüyorum yani. Kişi fert olarak söylüyorum. Epey oluyor, ben hiç unutmam. İşte bir genç roket yaptı diye seviniyorlardı. Küçük bir roket yapmış. Yani o 40 santim, 30-40 santimlik bir roket küçük. İşte göğe çıktı diyor, havaya çıktı. Seviniyorlar ona. Kazasız belasız indi diyor. Herhalde küçük de bir paraşüt yapmış üstüne. Gitti. Ya bu çok alelade bir teknoloji. Barutu doldurursan demirin içine uçar yani. Tepesine de paraşüt korsan, yani onu da bir patlayıcının açılacak hale getirirsen son aşamada açılır. Ya olağanüstü bir akıl gerektiren bir şey. Bayağı bayılmışlardı gazeteler falan. Muazzam teknoloji. Halbuki çok ilkel bir teknoloji o. Yani dünyada gelişen roket teknolojisine göre Çin'in yaptığı eski 3000, 4000 yıl önce yaptığı roket belki daha ileridir ondan yani. Baruttan, kara baruttan yapıyor yani. Dolayısıyla öyle olmaz. Bilim adamı getirtmek gerekiyor. Yani kendi kendimize yavaş yavaş çözerek çıkartmamız diye bir sistem pek olmaz. Bu çok zordur. Hazır bilimi alacaksın. TÜBİTAK'a onun bazı, üstüne geliştirebilirsin. TÜBİTAK'a bazı çalışmaları varmış Adnan Bey. İşletim kimin? Sistemi, TÜBİTAK. Pardus diye bir sistem geliştirmişler fakat çok yaygınlaşmamış henüz. Ne diye? Pardus işletim sistemi. Pardus. Yok yani hep çok geriden geliyor onlar yani. Çok daha ilkel oluyor. En ileri teknolojiyi bilen bilim adamlarını getirttirirsin. Burada da herkese öğretir. Yani 30-40 sene, 50 sene uğraşmana gerek kalmaz. Direkt bilgiye ulaşmış olursun. Hazreti Süleyman ne yapıyor? En iyi bilenleri yanına getirttiriyor. Konuyu hallediyor. Tevrat'ta da öyle. Dünyanın her tarafından bilim adamlarını getirttiriyor. Sanatçıları getirttiriyor. Uğraşmıyor yani. Anne ile bebeği vardı. Video. Çok pıçpıçlanmak istiyor. Çok şeker. Namazı kısaltmak ancak seferi olur. Yoksa namaz kısaltma diye bir şey olmaz. Oruçta azaltılması diye bir konu olmaz. Allah ay diyor yani ay olarak yani Ramazan ayı diyor. Yani çok açık salihtir. Dolayısıyla namaz kılmak istemiyorsa adamın bunu başka şekilde getirmesinin bir alemi yok. Kılmıyorsa kılmaz. Ama namaz sabittir yani açıktır hükmüyle. Meşhur bir konu. Oruç da öyle meşhurdur. Yani bilinen bir şey. Yok 3 gün, yok 10 gün. Nereden çıkartıyorsun onu? Ay diyor, Ramazan ayı diyor. Ramazan ayına ulaşırsanız diyor, ay. Nasıl anlamıyorsun yani?
Evet, dinliyorum. Cumhuriyet yazarı Orhan Bursalı, Türkiye'de iktidar koltuğunda oturanların evrim tarafından ezilip geçileceğini iddia eden şöyle bir yazı yazdı. Kim bu evrim? Yani Darwin dedeler gelip bir şeyler yapacak diyor. Evet. Bakın bize iktidarda kaç yüzyıl öncesinin düşüncesi oturuyor ve toplum çarkını geriye döndürmeye uğraşıyor. Yaşadığımız derin sorunların temelinde önemli ölçüde bu var. Ancak evrim her açıdan ve çok yönlü hızla koşuyor, özellikle günümüzde. Bunun önünde duracak olanlar ezilip geçilecek dedi. Yok yok, İslam hakim olacak. Mehdi çıkacak, İsa Mesih çıkacak. Materyalizm nasıl şu an eziliyor? Kendisi de seyrediyor. Sol nasıl ezildi, yok oldu? Bütün Avrupa'da sol nasıl eziliyor? Türkiye'de nasıl sol yok oldu? İşte bu bizim vesilemizde oldu. Evrim teorisi ortadan kaldırıldığı için solun da ideolojik dayanağı kalmadı, yerle bir oldu. Ve olmaya devam edecek. Bütün dünyada sol can çekişiyor. Bunun vesilesi biziz. Çünkü Darwinizmi yıkınca onların asıl ana temelini yıkmış olduk. Sessiz sedasız hepsi şu an can çekişiyor. Bursalı Hoca da bunun farkında. Son bir kurtuluş olarak, belki bir kurtarış olur diye evrime yandan destek olmaya çalışmış ama ölüye destek versen de ölü ölüdür. Tabii. Yani yapacağı bir şey yok. Evet, dinliyorum. Bir video vardı. Ulan ne şeker hayvan ya, hayret ya, bu kadar şeker olmaz. İnsan bunu sevmeye doyamaz. Fikret, ne oldu bizim tabi? Genel sorun varmış Skop'ta şu anda. Peki niye götürdün? Yapmaya çalıştım ama sorun olmuyor yani. Yani hayır, iade etsen de burada dursa. Ya tamam, sorun olabilir de alıp götürmenin alemine. Evet, dinliyorum. Katar'da yaşamını yitiren bir Suudi'nin cenazesini yasak nedeniyle akrabaları almaya gelemeyince yüzlerce Katarlı cenazeye gitti. Doha yönetiminin cenazeyi Suudi Arabistan'a gönderme girişimi yine Suudi Arabistan tarafından engellendi. Yüzlerce Katarlı saygılarını göstermek için cenazesi defnedilen ve hiç tanımadıkları Suudi vatandaşının cenazesine katıldı. Evet ama işte Müslüman alemin bak İngiliz denileri ne hale getiriyor? Nasıl birbirlerine düşürüyor? Nasıl açmaz meydana getiriyor? Halbuki Suudi Arabistan hiç ilgilendiren bir konum da yok orada. Yani talimatla olayın olduğu belli. Suudi Arabistan'ı bu beladan kurtaralım. Suudiler tertemiz Müslümanlar. Onların başına bela olmuş bir sistem var. Yere atlatmak için videoya bas ve basılı tut diyor burada birisi. Ne yapacağız? Genel bir sorun var hocam. Genel sorun var. Ama biz sorunu nasıl açtık şu an? Yeniden uydu sistemine girerek. Burada ben konuşuyorum, geçmiş hatıralar mı? Efendim? Kim bilir ne anlatıyor bu kaderde. O dönemi ayrı yaşıyor insanlar. Bazı insanlar. Bazı canlılar tabii. Daha bazıları için biz daha başlamadık programı. Bazıları için de program çoktan bitti, eve gittik. Ha. Evet, dinliyorum. Biraz önceki haberin videosu vardı Adnan Bey, Katar'daki Suudi'nin cenazesi. Olabilir canım, bir ülkede vefat eder. Oradaki Müslümanlar kılır yani, niye illa Suudi Arabistan'a gitmesi gerekiyor? Değil mi? Orada Allah'ın arzı yani. Dünya neresinde olursa olsun fark etmez. Yani kıyamet hepsi zaten darmadağın olacak, dümdüz olacak. Ne mezar kalacak, ne başka bir şey kalacak. Evet, dinliyorum. Selam hocam, ben bunu öğreneceğim. Kişi ölümünden sonra hemen öldüğünü bilir mi? Teşekkür ederim.
Tabii ölüm anında biliyor zaten çünkü Ezrail geliyor, Ezrail Aleyhisselam geliyor. Müslümana güzel görünümlü bir insan şeklinde gelir ve yanında diğer sevdiklerine giriyor. Yani açık ve aleni olarak canını alacağını söylüyor. Ama müminin kalbinde bir korku olmaz o an. Gayet rahattır. Zaten canını alması demek alıp götürüyor yani. Beraber gidiyorlar. Yani öyle sarsıcı, boğucu hiçbir şey olmaz Müslümanlar. Selam hocam. Söz verip de, sözden geri dönüp de hükümlülüğü var mı? Doğru bir şey değil. Yani söz haram olur. Yani sözünün de durması lazım mümin. Ama bu kastense, elinde olmayan nedenlerden sözünü duramıyorsa ayrı meseledir. Onun bir sorumluluğu olmaz. Küfürde ölüm anı çok felakettir. Yani çok rahatsız edicidir. Müminde öyle bir şey olmaz. Zaten birden görüntü netleşir. Yani hemen uyanır. Şu rüya gibi gördü bu elipsi ekran kalkar. Çok net bir görüntü oluşur. Orada da çok nezaketli bir şekilde Cebrail, işte Ezrail kişinin konumuna göre ama tabii asıl Azrail gelir. Mesela Peygamberimizin vefatında Cebrail de vardı. Cebrail Aleyhisselam, Azrail Aleyhisselam, Mikail yani melekler oluyorlar yani durumuna göre. Ama normalde Azrail olur ve yanında sevdikler olur yani daha hoşuna gitsin, onun içine huzur versin diye sevdikler olur. Normal kalkar giderler bu kadar. Yani sorgulaması falan vardır müminin ama onlar usulendir yani çok çok kısa süren usulendir. Yaptığı iyilikleri hatırlatılır. Bunları yaptın mı sen de diyor Allah. Evet yaptım ya Rabbi diyor. Sen zaten daha iyi bilirsin ya Rabbi. Yaptım diyor. O kadar. Yani ve ilk sorgulandığını zannediyor. Evet dinliyorum. Havadaki balonları yakalamaya çalışan bir bukalemun var. Ay deliliği çok komik. Sorun ne oldu amcacık acaba? Yani bir tanesini yakalasa rahatlayacak. Allah akıl fikir versin. Bayağı şeker. Tabii o, her yerde Allah'ın ruhu var. Onda da Allah'ın ruhu hakim olduğu için. Yoksa o bir cisim. Yani hiçbir şey yapamaz. Öğleden evvel mesela Cebrail Aleyhisselam geldi Peygamberimizin vefatından önce. Cennette onun için hazırlanan güzellikleri anlattı. Hatta bu Melekül Mevt yani Azrail kapıda beklemektedir diyor Peygamberimizin yanında. Cebrail Aleyhisselam Peygamberimizi biliyorsunuz çok seviyordu. Yani Peygamberimizin dostuydu. Çok sevdiği mahbubu yani. Eğer izin verirsen diyor, Azrail gelmek istiyor diyor Peygamberimize vahiyle. Yani bu bir nezaket Allah onu sevdiği için yoksa melekül mevt hiçbir şekilde hiç kimsenin izin almaz. Gelir canını alır yani zaten görevi o onun. Öyle bir şey. Sadece Peygamberimize mahsus izin istedi. Peygamberimiz de izin verdi. Mesela Peygamberimizin
ve aralarında kalbi bir konuşma, yani içten bir konuşma oluyor, bir dıştan konuşma olur, bir de kalpten gelen ses ve karşılıklı konuşmalar, o tarz bir konuşma. Yani uzun sürdü Peygamberimizin hastalığı, o dönem içindeki bir konuşma bu. O konuşma tabii onun hoşuna gidiyor Peygamberimiz, rahatladır ama aklın ihtiyarını kaldırmaz. Çünkü bir insan ses de duyabilir, bir görüntü de görebilir. Aklın ihtiyarını kaldıran bir şey ama Peygamberimiz onun bir gerçek olduğunu biliyordu. Kalbinde tabii çok büyük bir kuvvet, ferahlık ve rahatlık duyuyordu. En son elini yukarıya kaldırdı, tam ölüm anını bildiği için. Refiki Ala'ya, yani yüce dosta dedi. Elini kaldırdı, eli birden düştü. Ve canı alındı, yani Cenab-ı Allah tarafından. Hazreti Ömer mesela oradaki şey reaksiyonları, onun klasik tavrı, yani onun böyle çocuksu, tatlı bir kişiliği var. Kim diyor Hazreti Muhammed öldü derse onu öldürürüm diyor. Yani şimdi halbuki vefat oluşmuş, yani görüyor zaten, kendisi de biliyor. Ama öyle bir tatlı kişiliği var. Buyur, dinliyorum. Selam Adnan Bey, İzmir'den Rıdvan. Çocuğumuza dinimizi nasıl anlatabilirim? Çocuğuma dini nasıl anlatırken onu büyük bir insan olarak görerek anlatacaksın. Saygıyla, değer vererek. Deliyle konuşur gibi değil. Yani hani diyor ya, ya bu çocuk, ya çocuk ne demek istiyorsun sen çocuk demekten? Ya aklı yok demeye getiriyorsun. Ya normal biri değille getiriyorsun. Çocuğa hakaret etmiş oluyorsun. Çocuk onu duydun mu? O da ona göre karşılık verir sana. O zaman o da kendini dengesiz, o da saygı duymuyor bu sefer. O da kendine deli modunu yakıştırıldığı için ondan layık olduğu şekilde karşılık vermeye başlıyor bu sefer. Halbuki çocuğa saygı duyulursa, değer verilirse, çocuk da saygı duyarak, değer vererek karşılık verir. Evet. Merhaba Adnan Bey. Sizin gibi dinamik ve genç olmak için ne yapmamız gerekiyor? Ah severim ben senin tatlılığını, güzelliğini. Maşallah. Herkese aleyküm selam. Sürekli selam verenler oluyor. Selam veren herkese aleyküm selam diyorum. Dinç olmak imanla olur. Ya Allah'ı çok seviyorsan, o sende müthiş bir hırs meydana getirir, kararlılık meydana getirir. Büyük bir dikkatle, sürekli Allah'ın huzurunda olduğunu bilerek, Allah'a sürekli hizmet etmek istersin. Her anında sevgiline, en yüce sevgiliye, en fazla sevgi göstermek istersin. Hürmetini, sevgini, saygını her vesileyle ifade etmek istersin. O zaman o tabii sana de dinçlik meydana getirir. Dikkat meydana getirir, dikkat keskinliği meydana getirir. Evet. Katar'la diplomatik ilişkileri kesen ülkeler arasına giren Kuveyt, sorunun çözümü konusunda istekli olduğunu açıkladı. Bu durum Katar'la ilişkileri kesince LNG, yani sıvılaştırılmış doğal gaz satışında Amerika ve Rusya'ya muhtaç olan Kuveyt, Katar'la ilişkileri düzeltmek için geri adım attı şeklinde yorumlandı. Ya bir şey yok, hepsi kardeş, hepsi tertemiz insanlar. Hepsi aklı başında insanlar ama İngiliz derin devleti oyun oynuyor hepsiyle. Baskı yapıyorlar. Hepsi İngiliz derin devletine karşı bir tavır alırsa konu kökünden biter. Evet. Merhabalar hocam, ismim Enes. Hocam size sorun, akıl hastanesine ilk girdiğinizde ne hissetmiştiniz? Akıl hastanesine ilk girdiğinizde ne hissedilir? İbadet sevinci, yani belli ki Allah imtihan ediyor. Mesela hapishanede de bayağı hoşuma gitmişti. Çünkü çok sükseli bir şey. Yani Kur'an'da belirtilen bir şey, Hazreti Yusuf'un karşılaştığı bir olay. Yani o surenin yapılacak bir şey değil. Doğal olması lazım. Gidip cam çerçeve kırıp hapse girecek halimiz yok. Doğal bir şey olması gerekiyor. Doğal olduğu için çok hoşuma gitmişti tabii. İkisi de çok hoşuma gitmişti. İbadet yönüyle. Evet. Merhaba hocam. İsmim Meltem. Benim sorum şu olacak. Üniversitede okuyan gençlerin çok fazla boş vakti oluyor. Bu boş zamanlarını nasıl değerlendirmeler? Teşekkür ederim.
Bence spor. En çok spor. Beslenmeye, spora çok ağırlık vermesi lazım ve çocukluktan itibaren spor hayati bir şey. Yani devlet bunu mecburi hale getirmesi lazım. Burada devlet politikasında bir hata var. Yani hükümetler bu konuda kesin kararla bunu hayata geçirmesi lazım. Çünkü spor yapılmadığında eklemlerde hastalık oluyor. Bak bel omurlarda hastalık oluyor. Çok yaygın gençlerde. Bel fıtığı, boyun fıtığı. Ya sporda bunlar olmaz. Eklemlerde, diz eklemlerinde, kol eklemlerinde, omuz eklemlerinde bozukluk yok. Bunlar da olmaz. Mesela kolesterol yükselmesi olmaz. Adel erimesi olmaz. Dayanıklılık olur. Güçsüz bir gençlik oluşur. Halbuki öbür türlü Osmanlı döneminde aslanlarımıza bakıyoruz, yeniçeriler falan. Sallıyor ortalığı içeriye girdi mi böyle. Akşama kadar spor yapıyorlar. Yeniçeri'de spor çok önemliydi. Hem de böyle işte modern aletlerle falan değil. Keçeye pala sallayarak falan böyle. Kayayı kaldırıyor mesela, büyük kayalar. Onlardan spor yapıyorlar. Evet, dinliyorum. Allah'ın benzersiz yaratma sanatı ile ilgili video vardı. Bakayım. Bu yüzden mi yiyeceğiz ha? İhtişamlılar hepsi çok güzeller. Ama bunlar cins yani, özel cins. Değil mi ya? Kuyrukları falan bayağı güzel. Merhabalar. Altın çağdaki teknolojiden bir örnek görebilir misiniz? Yani bir teknoloji olacak, ben onu önceden bileceğim. Onu söylüyor değil mi? Tahmin edebilirim. Bilemem. Evet. Yani hastalıklar, mesela kansere çare bulunabilir. Sarılık. Sarılık taşıyıcısı insanlar mesela bana çok mantıksız geliyor. Hatta söyledim, bir tanıdığımız var sarılık. Ya dedim sarılık aşısı yapılsa, çünkü sarılığı taşıyor. Taşıyıcı ama vücudu yenememiş. Şimdi sağlam adama ne yapıyorlar? Hasta olan, baygınlaştırılmış sarılık virüsü veriliyor. Vücut onu yeniyor. Yani ölü olan sarılık virüsünü yeniyor. Aynısını ona verin. Değil mi? Onu da yensin. Yok diyorlar işte, sarılık birden onu sarabilir. Aksi olabilir. Sen normal adama da verdiğinde adamın da bir şeyler olabilir yani. Nevri bozulabilir, ayarı bozulabilir. Bunu en azından teorik olarak incelemeleri lazım. Hadi pratik yapmıyorlarsa tamam, insanda denesinler demiyorum da. Yani ne bileyim, böceklerde falan deneyebilirler. Çeşitli hayvanlarda deneyebilirler. Evet. Çünkü insan kurtulacak sonuçta. Merhaba Adnan Bey, ben İzmir'den Yiğit. Altın Çağ'da nüfus çok mu olacak, az mı olacak? Nüfus gittikçe azalır. Yani kıyamet yakın çünkü. Nüfus özellikle Hicri 1506'dan sonra falan ciddi şekilde düşer. Bir de ahlak bozulacak. O yüzden yani aile kurumu olmayacak. O yüzden de çocuk olmaz. Selam hocam, ben Ramiz. Neden Mehdi üzerinde çok duruyorsunuz? Çünkü Mehdiyet devrindeyiz. Çünkü Peygamberimiz çok fazla üstünde durmuş. Çünkü Hazreti Musa çok üzerinde durmuş. Tevrat'ta Cenab-ı Allah çok üzerinde durmuş. Resulullah'ın yüzlerce, binlerce hadisi var Mehdi ile ilgili. Ahir zamanında bütün alametleri çıkmış. Fiili alametler mucize olarak görülmüş. Bunu görmezlikten gelmek ahirette sorumluluk getirir. İslam aleminin kurtuluşu da Mehdiyet'e bağlı olduğuna göre, İslam alemi mahvolduğuna göre şu an, yani hatta süründüğüne göre, kurtuluş da Mehdiyet olduğuna göre tabii ki kurtuluş olan Mehdilik gündem olacaktır. Evet. Cumhuriyet gazetesi PKK'lılar için terörist ifadesi kullanmamaya özen gösteriyor.
Son olarak Hakkari'deki PKK'lı teröristler saldırı düzenlemişti. Cumhuriyet bu saldırıyı internet sitesinden PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırı şeklinde duyurdu. Ancak daha sonra durumu fark eden Cumhuriyet editörleri haber metnini düzelterek terörist ifadesini sildiler. Haber PKK'lılarca düzenlenen şekilde düzeltildi. Ha PKK. Ama bu çok ürkütücü. Yani bunu neden yaptıkları eğer destekliyorlarsa dehşet verici. Yani çok büyük bir suç olur. Desteklemiyorlarsa bu uslubun anlamı ne? Bence savcılık onun üstüne gitsin. Yani Cumhuriyet Savcılığı bunu bir suç unsuru olarak alıyor mu almıyor mu bilmiyorum. Ama bana göre çok garip bir durum. Gereği yapılsın. Evet. Abdurrahman Bey selam. Bazı gördüğümüz dünyalar size alemiyle ilgili olabilir mi? Teşekkürler. Zer alemiyle ilgili rüya gören ben hiç duymadım. Olabilir ama yani yazılı veya sözlü duymadım. Makul yani olabilir. Yani bir aklın ihtiyarını alacak bir şey değil. Herkese yine aleyküm selam diyorum selam verenlere. Hocam Allah korkusu Kur'an'a titizlik göstermektedir. Her biri birbirinden yakışıklı ve güzel bunlar. Tabii yani Kur'an'ı titizlikle hayata geçirmekle kendini göstertir Allah korkusu. Selam hocam ben Azize. Bir hadisin gerçek olup olmadığını nasıl anlarız? İki türlü olur. Biri Kur'an'a uygunsa doğrudur. Mesela diyor ki Peygamber namazı kılın. Namaz kötülükleri giderir. Kur'an'a bakıyoruz uygun. Tamam doğru. İkincisi mesela diyor ki Peygamber ahir zamanda Mehdi devrinde iki uçlu bir kuyruklu yıldız çıkacak. Diğer kuyruklu yıldızların aksi istikamete gidecek ve parlak olacak. Bakıyoruz. Bilim adamlarının çektiği fotoğraflara iki uçlu bir kuyruklu yıldız var. Parlaklığı hakikaten kuyruklu yıldızlardan daha fazla ve hakikaten aksi istikamete gidiyor diğer yıldızların. Doğru mu? Hadis sahih mi? Sahih. Hadisin de üstünde olay bir gerçek artık. Yani sahih mi de diyemez. Sahih hadis de denmez bana. Sadece gerçek. Peygamberin gerçek bir sözü olmuş oluyor. Evet. Kovadan su içmeye çalışan kediler var. Ama bu eziyet ya bize gerçekten. Ya insan bunu alacak ve göbüşünü her tarafını öperek, patelimanı ısırarak sevecek. Ancak özel o zaman deşarj olabiliriz yani böyle. Sadece zorlanıyoruz. Evet. Selam hocam. Ben Hüseyin Uçak. Hazreti İsa Aleyhisselam en son göğe çekildiğinde kavminin gördüğü son görüntüyle mi tekrar yeryüzüne dönecek ve biz de onun en son o fiziki görüntüsüyle mi tanıyacağız? Teşekkür ederim. Herkese aleyküm selam. Tabii o an, yani İsa'nın göğe çekilmesi belki bir saniye sürdü. Bir saniye sonra döndü fakat 2000 yıl geçti. 2003 yıl. Bak Tevrat'taki o kodlama da dikkat edin 2003 harfte bir. Dikkat ettiniz mi onu? 2003 harfte bir. İsa ile ilgili zaten konular. Mehdi ile ve İsa ile ilgili konular çıkıyor. 2003 harfte bir. Aynı kıyafetidir. Yani üstündeki bozuk parası, biraz yanında para var, madeni para. Üstündeki beylik, kendi eşyaları, aynası, tarağı, biraz da para. Üstündeki kıyafeti, aynı orijinaldir. Her şey, saçı, o zamanki saçı yani. Ama şu an gördüğümüzde modern bir delikanlı olarak göreceğiz yani böyle bir... Hani tabiri caizse olur mu olmaz mı biliyorum da yani jön gibi böyle çok yakışıklı Avrupa'yı bir delikanlı. Yaşı ileri olmasına rağmen çok dinç genç olacak yani mesela 50 yaşındayken 30 yaşında gibi görünecek. Öyle. Sarışın, gri gözlü, geniş omuzlu, atletiktir İsa Mesih. Elleri uzun, ince parmakları böyle kibar. Çok zeki, şakacı, böyle hoş sohbet, mütevazi, tatlı bir insan yani öyle enaniyet. Hani insan İsa'yı görünce çok
acayip bir şey yapacak falan zannediyor. Öyle değil yani. Çok tatlı bir insan. Dır inşallah. Evet. Merhaba Adnan Bey. İsmim Orhan Evren. Mehdi Aleyhisselam'ın vefatından sonra talebelerin durumu ne olacak? Talebeleri yavaş yavaş işte birer ikişer onlar da dünyaya bağlı olacak. Onlar da vefat edecekler. Hepsi tükenecek ve bitecek. Ama o arada zaten İsa Mesih devlede olacak. Ama İsa Mesih de kısa bir süre sonra, Mehdi'den kısa bir süre sonra o da vefat edecek. Mehdi işte son talebeleri de kalabilir. Yani belki ömrü uzun olanlar vardır. Onlar da vefat ettikten sonra toplumda akıl almaz bir bozulma başlıyor. Yani süratle başlayacak. Yıldırım hızıyla bir bozulma. Katlamalı 2, 4, 8, 16 öyle gelişecek yani. Evet. Dursun Kızıltaş, insanlara iman hakikaten anlatıp da tebliğ yaptığımızda bunlara ne gerek var diye bir cevap veriyorlar. Bunlara nasıl bir tebliğ metodu kullanmalıyız? Ne gerek var? Allah'tan gerek var diyeceksiniz. Kur'an'da Allah'ın bize emri. Emri bil maruf, nehyal münker ve iman hakikatleri Kur'an'da çok fazla vardır. Allah ayetti işte dağları düşünün, çiçekleri, böcekleri düşünün, hayvanları düşünün, bitkileri düşünün. Sürekli emir verir Allah. Bunları tefekkür edin. Benim varlığımı görün diyor Allah. Ayet var. Ne kadar? Çok fazla, yüzlerce. Bu ayetlerin hükmünü yerine getirmişiz. Ha adam ne gerek var? Tabii ki inanmadığı için o devirde tabii ki ne gerek var diyecektir. Bana göre şu an gerek var, mahsur yoksa anlatayım diyeceksin. Bu kadar yani. Yani hayır anlatma arkadaş ben kaçarım falan diyorsa ayrı mesele. Veyahut itiyorsa veyahut çirkin sözler ediyorsa yani dinlemeyeceğim diyorsa o ayrı. Ama dostluk kurup nezaketini anlatabiliyorsan Allah'ın emri olduğunu göstertebilirsin. Çok fazla ayet var. Değil mi? Merhabalar Adnan Bey. Benim bir sorum olacak. Kaderi teslim olmak mücadeleyi bırakmak mıdır? Yok. Şu an mesela biz kaderi yaşıyoruz. O sorular da kaderde. Cevaplarım da mesela bazen tutuklukta oluyor ya konuşma. O da kaderde oluyor. Yani yine yeniden gelsem dünya yine aynı şekilde orada o noktada tutukluk olur. Kaderin dışında bir şey olmaz. Evet. Merhaba Adnan Bey, ben Zeynep Kaymaz. Neresi hep kötülüğü mü emreder? Evet, ama Allah vahyediyor. Biz de iyi olanı biliyoruz. Allah kalbimize vahyeder. Yani hem fucuru, nefsin fucurunu Allah bize hissettiriyor, hem de ondan kurtulmayı bize bildiriyor. Yani örneklerle de anlatılabilir. Mesela adam ters bir şey söyler, adam ona küfreder, karşılık verebilir. Ama hemen Allah'a sığınıyor, diyor ki ben ona güzel cevap verirsem onu kazanabilirim, İslam'a yaklaştırabilirim diyor. Nefsine hoş gelmesine rağmen, nefis işte orada fucuru o şekilde emrediyor. Çirkin bir söz söyleyip deşarj olacakken yapmıyor, sabrediyor, güzel cevap veriyor. Yani onu biraz geriyor güzel cevap verirken. Ama işte o gerilmesi ona fayda veriyor. Deşarj olmuş olsa zarar verir. Yani bedenen, ruhen, aklen, ahiret yönünden de zarar verir. Öbür türlü bedenen, ruhen her yönde fayda meydana girmiş oluyor ahiret içinde. Evet dinliyorum. Selamlar Adnan Bey. Bir insan Allah'a olan sevgisinin ve saygısının korkusunu arttığını nasıl anlar? Gece gündüz Allah'a hizmet ediyorsa anlar. Yani kendine hizmet etmiyor da Allah'a hizmet ediyorsa anlar. Ama kendine hizmet ediyorsa o zaman kendini o yönüne de anlar. Yani bütün hayatını Allah'a adamak esastır. Mesela Peygamberimiz Cenab-ı Allah diyor bak hayatın bütün yönlerinden çekilerek sadece Allah'a yönel diyor. Ve işinden boşaldığında yeniden kalk ve yorul diyor. Peygamberimiz mesela hiç kendisi için yaşamamıştır. Hiç. Bir an bile yani. En çok benzeyen de Ebu Bekir, Hazreti Ebu Bekir'dir. Peygamberimize ahlak yönden en çok benzeyen. Evet dinliyorum. Selamünaleyküm Adnan Bey. Benim bir sorum olacak. Hazreti Peygamber Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem'i görenler ve ona tabi olanlar sahabe unvanını alıyorlar. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ı görenler unvanı ne olacak? Merak ediyorum. Onlar da Mehdi talebesi olmuş oluyor. Peygamberimiz söylüyor isimlerini onların zaten.
Ha, isim isimle talebeden ismini biliyorum diyor. Söylüyordu aslında sahabeler, şu 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 diye söylüyor. Ama aklımda kalmadı diyor sahabe. Hepsini saydı diyor isimlerini diyor. Yani bayağı net bu ortamı anlatıyor yani, bu yaşadığımız asrı anlatıyor. Bütün olaya araçlarını da anlatıyor da yalnız onların anlaması için uygun bir şekilde anlatıyor. Mesela diyor Mehdi'nin diyor bir atı var diyor, gözlerinden ışık saçıyor diyor. Kendinden gidiyor at diyor. Allah Allah, onlar da heyecanlanıyorlar. Mesela atı diyor siyah diyor, beyaz da bir atı var diyor mesela şey. Metal rengi diyor mesela atı var diyor. Anlatıyor. Aktarılanı kendisinin değiştirme hakkı oluyor peygamberin, yani değiştirerek anlatıyor. Cebrail doğrudan anlatıyor, peygamberimizin de yorumlayarak anlatma hakkı oluyor. O kendine göre yorumlayarak anlatıyor. Yani sahabelerin en çok merak ettiği Mehdi aslında, onu bir türlü anlatmak istemiyorlar. Gece, gündüz, akşam, sabah, selamun aleyküm Mehdi. Hazreti Musa'da da öyle. İki de bir Mehdi'yi gündeme getiriyor Hazreti Musa. Mesela diyor ki Cenab-ı Allah, git Firavun'a tebliğe git diyor. Ben gitmeyeyim, Mehdi gitsin diyor. Yani ne, her mesela ya Rabbi ben, sen beni göremezsin diyor. Peki Mehdi görebilir mi diyor. Yani böyle bir üslubu var. Çok şeker yani. Evet, dinliyorum. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıklamasına göre içte ve dışta tüm saldırı ve baskılara rağmen Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde %5 büyüdü Adnan Bey. Ne kadar kolay söylüyorsun ya. Estağfurullah. Bir daha söyle bakayım. Estağfurullah. Associated Press. Şu press. Levent Kırca'ya rahmetli. Çok şahane bir film vardı, gördün mü size? Gösteremez. Var mı sende? Evet. Göstersin. Hakikaten bazen insan üstüne çok düştüğünü hiç söyleyemiyor bir sefer. Evet, dinliyorum. Merhaba Adnan Bey, adım Cengiz Kılınç. Sormak istediğim, Hallacı Mansur neden öldürülmüştür? Acaba yanlış mı anlaşılmıştır yoksa anlaşılmamış mıdır? Ya o devir, bu devir bir düşünün. Şu gelenekçi tipler var ya. Adam diyor, eğer diyor herhangi bir hata yaparsa, işte kendine göre hataları var, mesela sakalını kesiyor, öldürülür diyor ve şehrin çöplüğüne atılır yani, çöplüğe atacağız diyor. Atacağım diyor, hazırım ben de yapacağım diyor yani. O kafada yetiştirilmiş adamlar, kim bilir ne dedi, adam çok ters yorumlayıp direkt öldürtmüş olabilir o devir. Yani çok korkunç o devirlerdeki hayat. Yani bir kişi, bir kişinin öldürmesine hüküm verebiliyor. O zaman savcı yok, mahkeme yok, itiraz edemiyorsun. Vay zındık vay, vay kafir vay diyor. Vurun kellesini diyor, bitiyor. Hatta urun kellesi, Osmanlı'da da var. Mesela Osmanlı'da adam general rütbesinde. Mesela adam bir şey konuşuyor. Bir anda cinnet geçiriyor karşısındaki, daha yetkili olan. Bire kafir diyor, git abdestini al diyor. Mesela o kadar adam, sadece abdest almasına yönelik bir imkan sağlıyor ona. Abdestini alıyor, adam boğazına ipi sarıp boğuyorlar. O da kim bilir, mesela enel hak diyor, ben hakkım diyor. Ne yani, her yerde Allah tecelli ediyor anlamına gelen bir söz. Yani her yerde Allah vardır, her yerde Allah tecelli eder. Vay sen misin? Hemen katline.
Yani yanlış anlaşıldım dese de kurtarır olmuyor. Dedin mi demedim, dedin duydum diyor, bitti. Evet, dinliyorum. Merhaba, güneyden ayrılırken Allah'a ısmarladık demek ne kadar doğru? Allah'a ısmarladık. Allah'a emanet ol demek lazım. Daha iyi, ısmarlama biraz, yani Türkçedeki anlamı bir şeyi adam istediğinde mesela terziye ısmarlıyor, yap diyor, bunu hazırlayın. Uslup olarak Allah'a emanet ol, Allah seni korusun daha güzel. O usluptansın. Benim kanaatim. Evet. Selam hocam, ben Adana'dan Sefa. Hocam benim sorum şu şekilde olacak. Allah'tan korkmayan birisiyle ticaret yapmak ne kadar doğru veya doğru mu? Allah ayette bir kısım ortakların tehlikeli ve yanlış olduğunu söylüyor. Yani tehlikeli, yanlış ortaklara karşı Allah dikkat çekiyor. Ticari ortak anlamında söylüyor zaten Cenab-ı Allah. Allah'tan korkmuyorsa belli ki bir şey olacak demektir. Yani sana neden sadakat göstersin? Allah'tan korkmayan hakkı savunma konusunda neden itinalı olsun diye düşünür bir Müslüman. Öyle düşünmesi lazım. Bir de arkadaşlar gelirken hep hocam deyin tabii. Ben hoca falan değilim. Herhangi bir Türk vatandaşıyım. Yani alimlikle, hocalıkla bir alakam yok. Müceddit, müçtehit falan hiç değilim. Alim değilim. Alim medresede eğitim görür. Mesela ilahiyat eğitimi alır. Mezun olur, diploma alır. Ama ben ona alim derim. Ben zır cahil bir insanım şimdi. Oturup alim dersen doğru konuşmamış olursun. Hocalık iddiam da yok. Okuduklarımı naklediyorum. Ve kesin doğrudur demiyorum. Yani Kur'an ayetleri dışında açıkladıklarım hep incelensin, araştırılsın, doğruluğunu tespit edin, ona göre kanaat getirin diyorum. Yani çünkü internetten bakabilir şahıs, düşünebilir, kendi aklı var. Ama Kur'an ayetleri açık naklettim. Hatta ayeti de acaba doğru naklettim mi acaba diye de onu da bakabilir, inceleyebilir. Yani doğruluğunu tespit edebilir. Ama hocalık iddiam hiçbir zaman için olmaz. Mantığı olmaz bunun çünkü ben hocalık oluşturacak tarzda bir eğitim almadım. Evet. Selam hocam. Siz daha önce Cumhurbaşkanımızın şahsını desteklemesini söylemiştiniz. Neden şahsını desteklemesini? Tayyip hocam milli liderdir. Yani milli bir insan, milletin lideri. Tek bir lider etrafında milletin toplanmasında çok büyük fayda var. Yani İngiliz derin devletine, deccaliyete karşı mücadelede buna ihtiyacımız var. Ama CHP'li de olabilir, MHP'li de olabilir. Ama bir lideri, lider kabul etmek çok önemlidir. Adam beğenmiyorum, sevmiyorum diyor. Ya sevmen, senin çocuğun değil o, kardeşin de değil. Yani Türk milletinin bir ferdi, milli bir insan ama Türkiye'nin lehine, Türk milletinin lehine, devletin lehine, ordumuzun lehine çok faydalı çalışmalar yapıyor, görüyoruz. Yani net netice var. Eğer dikkati bölersek, eğer böyle bir destek olmasa, yani tek bir kişinin etrafında millet bütünleşmezse, İngiliz derin devletine muazzam malzeme vermiş oluruz. Riskli olur. Mesela ne dedi? 15 Temmuz'da halk sokağa çıksın dedi. Ne bu nedir? Milli lider. Yani milletin başı. Cumhurun başı. Çıkın millet, millete çıkıyor. Yani Kur'an'a uygun bir hareket olmuş oluyor bu. Yani milletin bir başının olması Kur'an'a uygun olan bir şeydir. O yüzden legal bir lider ayrıca, legal bir lider, bir seçerek getirdiğimize göre başka partiden olsun şahıslar, başka partileri desteklesinler. Şahsını sevmiyorsa dahi lider olarak desteklemeleri gerekir. Yani vatanın, milletin menfaati bundadır. Yani o zaman o güç bulabilir, manevra kabiliyetin o zaman yüksek olur. Yoksa söz dinletemiyorsa nasıl olsun? Yani deccaliyete karşı nasıl mücadele verelim?
Evet. İsmim Murat Bas. Allah hakkında olumsuz konuşmaların olduğu bir ortamda tavrımız ne olmalı? Eğer fitneye sebep olmayacaksa uzaklaşmak lazım. Yani nezaketini uzaklaşır. Mesela bir bahane bulur. Bir yere yetişmem gerekiyor dersin. Çok özür dilerim, kusura bakmayın dersin. Uzaklaşırsın. Ama bazen de olur. Çok riskli olur ayrılması falan. Tehlikelidir. Orada durabilir. Yani ölümcül bir tehlike varsa ayrı. Ama ölümcül bir tehlike yoksa oradan uzaklaşması gerekir. Evet, dinliyorum. Selam Adnan Hocam. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın iki tane kalbi hakkında soracaktım. Evet, peygamberimiz iki kere insanların gözünden kaybolur diyor. Muhtemelen hapis edilecek iki kere. Yani öyle gibi geliyor bana, veyahut ona benzer bir olay olacak. Zaten peygamberimiz öyle açıklıyor. Gaybeti nedir diyor. İşte Hazreti Yusuf'a benzemesi. Yani zindan diyor zaten, açıkça söylüyor peygamberimiz. Zindan. Zindan yönüyle Yusuf'a benzer diyor. İşte kaybolmasının da öyle o şekilde olduğunu söylüyor. Muhtemelen bu. Ama gördüğümüz de tabii Mehdi'yi nasıl anlayacağız? İslam alemini birleştirecek, İsa Mesih'le birleşecek, yani bir arada kardeş olarak mücadele verecekler. O zaman bu şahıs diyeceğiz, Allahu alem, Mehdi gibi, Mehdi'ye benziyor, Mehdi olabilir diyeceğiz. O kadar. Şimdi ümmeti Muhammed'i sahura davet ediyorum. Bir güzel yemeğinizi yiyin, yemeğimizi yiyelim. Sonra duruma göre devam ederiz. Evet, yayınımıza videolarla devam ediyoruz.